Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bu videomuzda sizlere öyle sırlardan bahsedeceğim ki ilk defa duyacaksınız. Bu sırlar çok değişik değişik sırlardır. Birçok sırdan bahsedeceğim. Sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Sonuna kadar dinlediğinizde de şöyle diyeceksiniz: İyi ki bu sohbeti, bu videoyu sonuna kadar dinlemişim diyeceksiniz. Ve şunu da söyleyeyim ki aklınıza takılan birçok sorunun cevabını burada bulacaksınız. Keşke şu soruyu bir hocaya sorsam da bana cevap verse dediğiniz hemen hemen bütün soruların cevabı bu videomuzda mevcut olacak. Esas konumuza başlamazdan evvel şu hatırlatmayı yapayım. Abone olmadıysanız abone olunuz, videolarımızı beğeniniz, başkalarına da tavsiye ediniz. Bu şekilde yapanlardan Allah-u Teala razı ve memnun olsun ve bütün dualarını indinde makbul eylesin. Muhterem din kardeşlerim, bu sohbetimizi, bu videomuzu Rum suresinin 41. ayet-i kerimesinin ışığı altında yapıp Ruhul Beyan tefsirindeki izahı gibi izah etmeye çalışacağım inşallah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharel fesadü fil berri vel bahri bima kesebet eydin nasi liyuzigahum ba'dallezî amilû leallehum yerciûn. Sadakallahul azim. Kısaca manası şudur: İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allahu Teala yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de tuttukları kötü yoldan dönerler. 42. ayet-i kerimenin manası da şöyledir: Ey Resulüm, sen ümmetine de ki yeryüzünde gezip dolaşın da daha öncekilerin akıbetleri nice oldu, bir bakıp düşünün. Onların çoğu müşrik idi. 43. ayet-i kerime: Allah-u Teala katından dönüşü olmayan bir gün, yani kıyamet günü gelmeden önce yüzünü o gerçek dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır. 44. Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhine olur. İyi işler yapanlara gelince onlar da kendileri için cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. 45. Zira Allahu Teala iman edip iyi işler yapanlara kendi lütfundan karşılık verecektir. Şüphesiz o kafirleri sevmez. Muhterem din kardeşlerim, 41. ayet-i kerimede ne buyuruluyordu? İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Yani İnsanların karada ve denizde çoğunlukla elleriyle yaptıkları günahların uğursuzluğu sebebiyle karada kuraklık, ticaretlerde kazancın, ziraat mahsullerinde ürünün, hayvanlarda süt ve çoğalmanın az olması, her şeyden bereketin kalkması, hayvanlara kıran girmesi, insanlar arasında veba, taun, AIDS, korona gibi hastalıkların çıkması, yangınların çoğalması, düşmanların galip gelmesi, fitnelerin ve savaşın çıkması ve benzeri zararlı durumlarda ve denizde boğulma, denizde yağmurun kesilmesi ve denizde yağmurun kesilmesi yüzünden deniz hayvanlarının kör olması, İnci dalgıçlarının eli boş dönmeleri, yani inci bulamamaları gibi durumlarda düzen bozuldu, fesat yayıldı demektir. Muhterem din kardeşlerim, denizlerde yağan yağmurlar deniz hayvanlarının gözlerine sürme gibidir. Yani görme yeteneklerini artırır ve güçlendirir. O yağmur olmadığı zaman da deniz hayvanlarının kör olacağı daha önceki tıp kitaplarında yazılmıştır.
karada ortaya çıkan ilk fesat, Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesidir. Denizde ortaya çıkan ilk fesat ise, kral Cülendi'nin bütün gemileri gasp ederek almasıdır. Bir meselde, İbni Cülendi'den daha zalim denir. Yani zulüm ile hükmeden hükümdarlardan misal verilecek olursa, o zaman İbni Cülendi akla gelirmiş. Muhterem din kardeşlerim, Kabil, Habil'i öldürmeden önce yeryüzü göz alıcı güzelliğiyle yemyeşil idi. Ademoğlu hangi ağacın yanına varsa mutlaka onun üzerinde meyve bulurdu. Denizin suyu tatlıydı. Aslanlar sığırlara saldırmazdı. Kurt ile koyun aynı otlakta otlar, kimse kimseye dokunmazdı. Kabil'in Habil'i öldürme fiili meydana gelince yeryüzünde olanlar değişti. Ağaçlar dikenlendi. Denizin suyu tuzlu ve çok acı bir hale geldi. Hayvanlar birbirlerine saldırdı. Allahu Teala ayet-i keriminin devamında şöyle buyurmuştu ki, Allahu Teala yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Yani Allahu Teala onların yaptıkları kötülükten dolayı onlara yaptıkları günahlardan bir kısmının ve Allahu Teala'dan yüz çevirmelerinin cezasını tattırmak, sıkıntı, darlık ve musibetlerle azap etmek için dünyalarındaki sebepleri ve düzeni bozdu. Cenab-ı Hak bozdu. Ne sebebiyle bozdu? Onların yeryüzünde işledikleri günahlar sebebiyle bozdu. Allahu Teala bir kısmını tattırmak için buyuruyor. Bakınız, cezanın tamamı ahirette olacak. Dünyada ise bir kısmını verdi Cenab-ı Hak. Neden dünyada bir kısmını tattırıyor? Ayet-i kerimenin devamında ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler, gafletten uyanırlar, şehvetlerinin peşine düşmekten vazgeçerler diye Allahu Teala yeryüzündeki karada ve denizde düzeni bozdu. Yani hayvanlar birbirine saldırır hale geldi. Denizin suyu tuzlandı. Dünyadaki o ağaçların bir kısmı dikenlendi. Allahu Teala şunu demek istiyor. Bakınız, bir kısmınızın işlediği günahlar sebebiyle ben bu sıkıntıları sizlere veriyorum. Kendinizi düzeltin demektir. Allahu Teala insanlar çok günaha dalınca insanları ikaz etmek için değişik sıkıntılar verir, belalar, musibetler verir. Bazen Müslüman şöyle söyler: Allahu Teala neden benim başıma bunu veriyor? Demek ki sen bir günah işliyorsun ki, bir takım günahlar işliyorsun ki Allahu Teala seni sevmiş, seni o günahlardan döndürmek, yani seni cehennemde yakmamak için dünyadayken seni bela ile, musibet ile ikaz ediyor. Şunu demek istiyor: ey kulum, bir daha günah işleme, bana yönel, şeytana, cehenneme değil de bana ve cennete yönel demek istiyor Cenab-ı Hak. Bakınız, Araf suresinin 130. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye yıllarca kuraklık ve mahsul kıtlığı ile cezalandırdık. Bakınız, Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ders alsınlar diye. Yani yanlış yoldan dönsünler diye. Yani cehenneme girmesinler diye Allahu Teala ikaz etmiş. Onları ikaz ettiği gibi bizleri de ikaz ediyor. Muhterem din kardeşlerim, şunu herkes bilsin: Allahu Teala işlenen günahların uğursuzluğu yüzünden birçok şeyi değiştirmiştir. İblisin suretini ve ismini değiştirdi. İsmi Haris ve Azazil idi. Onu İblis diye isimlendirdi. Babasının edep yerine bakıp gülmesi sebebiyle
Nuh aleyhisselamın oğlu Ham. Ham, adı Ham'dır. Ham'ın adını, rengini değiştirdi. Babası Nuh aleyhisselam uyuyordu. Kendisine bu durum haber verilince ona beddua etti. Allah-u Teala da onu siyaha çevirdi. Hind ve Habeşliler onun neslinden geldi. Musa aleyhisselamın kavminden bazılarının suretini değiştirip maymunlara çevirdi. İsa aleyhisselamın kavminden bazılarının suretini değiştirip domuzlara çevirdi. Kıptilerin suyunu ve mallarını değiştirip onları kana ve taşa çevirdi. Ümeyye bin Ebi Salt'ın ilmini değiştirdi. O Arapların hatiplerindendi. Bir gün uyurken bir kuş geldi ve gagasını onun ağzına soktu. Uyandığında bütün bildiklerini unuttu. Anne babaya karşı gelmesi sebebiyle bir adamın lisanını değiştirdi. Annesi onu çağırdı da ona cevap veremedi ve dilsiz oldu. 220 yıl Allah-u Teala'ya ibadet ettikten sonra içki içmesi ve zina etmesi sebebiyle Bersisa'nın imanını değiştirdi Cenab-ı Hak. Bunlardan başka bunun gibi birçok örnekler vardır. Allah-u Teala günah işleyenlerin muhakkak bir şeylerini değiştiriyor. Huzuru varsa huzurunu alıyor. Bazen Müslüman kardeşlerimiz şöyle zannediyorlar. Bakıyorlar ki televizyonlarda, filmlerde işte çok huzurlu, mutlu gibi gözükenler var. Onlar o şekilde gözüktüğü gibi huzurlu ve mutlu değil. Allah-u Teala huzuru ve mutluluğu onların elinden almıştır. Bazı Müslümanlar şöyle düşünüyor. Para olduğu zaman huzur vardır. Maalesef öyle değil. Para olduğu zaman da huzur yoktur. Para olmadığı zaman da huzur yoktur günah işlenirse. Eğer günah işlenmez ise para olmadığı zaman bile Allah-u Teala o huzuru verir, rızkı da verir. Muhterem din kardeşlerim, Kâb-ül Ahbar şöyle demiştir. Allah-u Teala Adem aleyhisselamı cennetten indirdiği zaman ona Mikail aleyhisselam bir miktar buğday tanesi getirdi ve bu senin ve çocuklarının rızkıdır. Kalk, toprağı kaz ve tohumları ek dedi. Buğday taneleri Adem aleyhisselamın devrinden İdris aleyhisselam zamanına kadar deve kuşu yumurtası kadardı. Deve kuşunun yumurtası büyüklüğündeydi. İnsanlar inkara düşünce tavuk yumurtası kadar, sonra güvercin yumurtası kadar, sonra da fındık kadar olup küçüldü. Üzeyr aleyhisselam zamanında ise nohut kadardı. Şimdi de büyüklüğü bir buğday tanesi kadar değil mi? Biraz esprili oldu ama şimdiki büyüklüğü de gördüğünüz büyüklüktedir. Küçücük bir haldedir. Neden? Allah-u Teala işlenilen günahlar sebebiyle ondan bereketi aldı. Ve hele hele şu zamanda öyle bir aldı ki GDO'lu hale getirdiler. Yani bir buğday büyüklüğündeki buğdayı yediğimiz zaman ondan zerre kadar bir fayda alıyoruz. Aldığımız fayda buğdayın büyüklüğü kadar değil. Şu anki büyüklüğü kadar bile değil. İşte Allah-u Teala bütün bereketi alıyor. Neden? İnsanların işlediği günahlar sebebiyle. Muhterem din kardeşlerim, sahih hadislerde sabit olmuştur ki bir toplumda hayasızlığın, fuhşun ortaya çıkması ve açıkça yapılması vebanın ve hastalıkların yayılmasına sebep olur. Şimdi o zamandayız mı? Evet, o zamandayız. Herkes bunu zaten biliyor. Ölçü ve tartının eksik yapılması kıtlık, geçim sıkıntısı ve devlet reislerinin zulmüne sebep olur. Bunlar var mı? Var. Ölçü ve tartıda eksiklik yapılıyor mu? Yapılıyor. Alası yapılıyor. Alası da Müslüman ülkelerinde yapılıyor. Ne gariptir ki.
Zekatı vermemek yağmurun kesilmesine sebep olur. Eğer hayvanlar olmasaydı böyle kimselere asla yağmur ihsan edilmezdi. Zekat veren, tarlasının öşrünü veren kaç kişi var? Yok denecek kadar az. İşte yağmur yağmıyorsa zekatını ver kardeşim. Tarlanın öşrünü ver kardeşim. Bak nasıl yağmur yağacak. Allah-u Teala ve Resulüne verilen sözden dönmek, düşmanın tasallutuna ve insanların mallarının ellerinden alınmasına sebep olur. Evet, birçok Müslüman ülkesinde düşman tasallutu var. Düşmanın çizmeleri altında ezilmiş, inim inim inliyorlar. Demek ki onlar da Allah ve Resulüne verilen sözden dönmüşler. İmamların, devlet başkanlarının Allah-u Teala'nın kitabıyla hükmetmemeleri insanlar arasında kılıçların çekilmesine ve savaşa sebep olur. Hangi Müslüman ülkesi Kur'an-ı Kerim ile yönetiliyor? Öyle ki Müslümanların başında en Müslüman ülke Türkiye. Baktığınız zaman yarısı şeriat karşıtı. Yahu şeriat Kur'an-ı Kerim demek zaten. Kur'an-ı Kerim hükümlerine uymak demek. Kur'an-ı Kerim ile hükmetmek demek. Şeriattan korkuyorlar. Neden? Çünkü şeriat karşıtı olmak demek şu demektir. Zina işlediğin zaman taşlanacaksın. Büyük miktarda mal çaldığın zaman elin kesilecek. Tabii ki bunun şartları da var. Şimdi bu şekilde yapıldığından dolayı korkuyorlar. Evet, demek ki zina ediyor, demek ki hırsızlık yapıyor. En akılsız olan insanın aklına da bu gelir zaten. İşte Allah-u Teala'nın kitabıyla hükmedilmediği zaman Cenab-ı Hak o memleketlere ne verirmiş? Ya savaş verir veyahut da iç huzursuzluk verir. Kazanırsın kazanırsın hiçbir şekilde bereketini göremezsin. Burada şu hatırlatmayı yapayım. Bu anlattıklarımın tamamı Ruhul Beyan tefsirinde Rum suresinin 41. ve devamındaki ayet-i kerimelerin tefsirinde geçmektedir. Faiz yemek depreme ve yere batmaya sebep olur. Bazı insanların zararı herkese sirayet eder. Bu yüzden kim bir günah işlerse insanlar, hayvanlar, vahşi hayvanlar, kuşlar ve zerreleriyle bütün mahlukat kıyamet günü onun hasımları olacaktır denilir. Şu halde tevbe, itaat ve ıslah ile Allah-u Teala'ya yönelmek gerekir. Çünkü başarı ve kurtuluş sadece bundadır. Muhterem din kardeşlerim, güneş doğduğu zaman güneşten hem Müslümanı hem kafiri istifade ettiği gibi, yağmur yağdığında hem Müslümanı hem kafiri hem de insanı, börtüsü, böceği istifade ettiği gibi, otu istifade ettiği gibi, ağacı istifade ettiği gibi, günahlar işlendiğinde de onun zararından herkes nasiplenir. Nasibi kadar zarar görür. Yani şu günah işliyor, şu günah işlemiyor diye ayırt edilmez. Nasıl ki yağmur yağdığı zaman, güneş doğduğu zaman şu Müslümandır, şu değildir diye ayırt edilmiyorsa, günahların zararının isabet etmesinde de Allah-u Teala ayırt etmez. Onun için Müslümanların birbirlerine hep yardımcı olması lazım. Ne hususta? Günah işlememe hususunda. Herkes birbirine yardımcı olur ise o zaman bütün toplumda günah işlenmemiş olur ve böylelikle yeryüzündeki fesat kalkar, zararlar kalkar, mutluluk ve huzur gelir, bereket gelir, zenginlik gelir. Muhterem din kardeşlerim, sohbetimi fazla uzatmak da istemiyorum. Daha anlatılacak çok önemli hususlar var. İnşallah onları önümüzdeki zamanlarda anlatırız. Size bir hadis-i şerif daha anlatarak sohbetime, videoma son vereceğim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz eshabına şöyle söylüyor.
şöyle soruyor: "Ey eshabım, size hastalığınızın sebebini ve ilacını söyleyeyim mi?" diye sorduğunda eshab-ı kiram, "Evet, anlat ya Resulallah" diyorlar. Peygamber Efendimiz, "Sizin hastalığınız işlediğiniz günahlardır. Yani sizin hastalığınızın sebebi, başınıza gelen sıkıntı ve musibetlerin, belaların sebebi işlediğiniz günahlardır. Bunun ilacı ise tevbe ve istiğfardır." Muhterem din kardeşlerim, tevbe ve istiğfar mevzusu çok uzun mevzudur. Size onu bir cümleyle izah edeyim. Tevbe ve istiğfar şudur: İşlediğin günahlara karşı kalbinden şunu diyebiliyorsan, "Allah'ım, ben pişman oldum, ne olursun beni affeyle" diye söylerken tüylerin diken diken olup pişman olabiliyorsan, işte tevbe budur. Fakat "Allah'ım beni affeyle, estağfirullahel azim ve etübü ileyk, Allah'ım beni affeyle, beni affetmeni istiyorum ve sana yöneliyorum, tevbe ediyorum" derken kalbinden de o işlediği günahları bir dahaki sefere nasıl işleyeceğinin planını yapıyorsa, bu Allah-u Teala ile dalga geçmektir. Allah-u Teala onu yüzüstü cehenneme atar. Allah-u Teala her birimizi bu şekildeki tevbelerden muhafaza eylesin. Allah-u Teala ile dalga geçmekten muhafaza eylesin. Allah-u Teala hakiki bir şekilde tevbe edip kendisine yönelmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e nasip ve müyesser eylesin. Muhterem din kardeşlerim, böyle güzel bilgileri tanıdıklarınıza muhakkak gönderiniz. Abone olmadıysanız abone olunuz ki yeni paylaştığımız bir video olduğunda size bildirim gelir ve siz de bu önemli bilgileri öğrenmiş olursunuz. Aynı zamanda dinlediğiniz videoları beğen butonuna basanarak beğeniniz ki o zaman YouTube diyor ki bu video güzelmiş, diğer insanlara ben bunu tavsiye edeyim diyor. Aynı zamanda beğen butonuna bastığınız zaman da sevaba girersiniz. Aynı zamanda videoların hakları ödenmiş olur. Abone olarak, videoları beğenerek siz de ödemiş olursunuz. Maalesef bir videoyu 100 bin kişi dinliyorsa beğenen 3 bin kişi, 5 bin kişi, en fazla 10 bin kişi. 4 milyon dinleniyor, beğenen 100 bin kişi. Abone olup videolarımızı beğenip başkalarına tavsiye edenlerden Allah-u Teala razı ve memnun olsun. Bütün dualarını indinde makbul eylesin. Bir başka sohbet ve duamızla buluşmak üzere Allah-u Teala'ya emanet olunuz.